Merhabalar. PowerMill eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben makine öğretmeni Ali Ekber Aygün. Kısaca bu eğitim videolarında neler yapacağız? Onunla ilgili bir tanıtım. Şimdi programın bir arayüzüyle ilgili kısa bir tanıtım olacak. Bir farklı programda çizmiş olduğumuz bir datayı PowerMill ortamına nasıl aktarıyoruz? Bununla ilgili uygulamalar. Parçamızı tezgah tablasına bağlama şeklini ayarlama, yani parçanın tabloya göre konumlandırılmasını sağlama. Yine iç parçamızın sıfır noktasını tanımlama. Kesici takımları belirleme. Buradaki kesici takımları belirleyip işleyeceğimiz malzemenin cinsine göre devir, ilerleme, yan adım, Z adım gibi özellikleri tanımlama. Parçamızın işlenmemiş ham halini blok oluşturma kısmı. Yine bloğumuzu kare, yuvarlak oluşturacağımız bir sınırın şekline göre oluşturduğumuz sınır dedik. Buradaki parçanın geometrisine göre birebir aynı şekilde sınır çizme gibi blok oluşturma gibi özellikleri göreceğiz. Çizim ortamı, bu CAM ortamına aktarmış olduğumuz ham bir malzemenin yüzey temizliğini 2,5 eksen özelliğini kullanarak parça yüzey temizliği, çevresel temizlik, parçanın pah kırma işlemi, yine pah kırma işlemini yaptıktan sonra takım yollarından kaba takım yolu seçenekleri, ara kaba seçeneği, parça içerisinde varsa ince duvarları işlerken yapacağımız yöntemler, dikkat edeceğimiz özellikler, yarı finish uygulamaları, finish uygulamaları, model üzerinde herhangi bir sınır çizmeden kısmi blok, bölgesel blok oluşturarak takım yolu oluşturma, sınır seçeneklerini uygulama, burada gördüğünüz gibi. Yine desen seçeneklerini uygulama, desende bir yazı yazma parça üzerine, bir eğriyi takip etme, çizgiyi takip etme veya iki parça üzerine iki eğri arasında takım yolu oluşturma. Bunun yanında şöyle devam ettiğimizde takım yolunu edit etme dediğimiz takım yolu düzenleme seçeneklerinden işleme yönünü değiştirme. Burada yine takım yolunu limitleme, belirli bir düzleme göre, seviyeye göre limitleme veya bir sınırla sınırın içini dışını şeklinde limit oluşturma. Takım yolunu zaman dilimine göre bölme. Yine takım yolumuzu doğrusal olarak çoğaltma, dairesel olarak çoğaltma, aynalama gibi özellikler. Bu işlemleri yaptıktan sonra eğer modelimizin herhangi bir yerine dalıp dalmadığını burada kontrol ederek parçamızın bozulup bozulmadığını tespit edebiliyoruz. Yine derin kanallara giriş yaparken tutucumuzun duvarlara çarpıp çarpmayacağını kontrol etme. Zamana göre dilimlemeyi söyledik. Tutucu çarpmasından bahsettik ve parçamız üzerine şu şekilde devam ettiğini, parçamızı bağladığımız papuçların üzerinden atlatma, papuçlardan emniyetli bir şekilde geçme, işte papuçlara istediğimiz mesafe kadar yaklaşabilme gibi ayarları göreceğiz. 2,5 eksen işleme örnekleri olacak. Yine AutoCAD'den gelmiş olan ortada hiçbir model olmadan sadece çizgileri kullanarak takım yolu oluşturma seçenekleri, delik delme, kılavuz çekme, rayba çekme, udrille delik delme, pah kırma, model üzerinde yine farklı işleme payları bırakma. Örnek burada olduğu gibi parçamızın işte bu seçtiğimiz yüzeyde onda bir dursun, uzak dursun. Buradaki yüzeyden yarım milim, buradaki yüzeyden bir milim gibi istediğimiz mesafede işleme payları bırakma seçenekleri olacak. Yine parçamız üzerinde T freze ile işlememiz gereken yerleri işlemek, ters açılı olan yerleri işlemek, yüzeysel işleme seçeneklerini görmek, dört eksen takım yolları oluşturma, dört eksen seçeneklerini farklı parçalar üzerinde uygulayarak göreceğiz.
Yine stok model dediğimiz, buradaki stok model diğer programlardan farklı. Buradaki stok modelin kullanım amacı takım yolu oluşturduktan sonra parçamızın bitip bitmediğini tespit etmek. Yani işleyemediğimiz kalan talaş var mı yok mu? Bunu normalde formlu parçalarda ölçerek tespit etmemiz mümkün değil. Ama program içerisinde formlu da olsa işleyememiş olduğumuz kalan talaşları belirleyip bize uyarı veriyor ve bu kalan talaşların bulunduğu yere de sadece oraya takım yolu gönderebiliyoruz. Örnek parça uygulamaları, baştan sona parçanın komple işlenmesi, gerçek üretime göre değerlerimizi veriyoruz. Poz alma, burada oluşturduğumuz takım yollarına poz alma. Burada tavsiyem lisanslı program kullanmanız. Bu lisanssız kullanılan programlarda hem tezgahınız zarar görecektir, hem parçanız bozulacak ve sağlıklı takım yolları elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka lisanslı program kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu programı kimler öğrenmeli? Bu programı bu makinacılık, kalıpçılık gibi imalat sektöründe bulunan ustalar, kalfalar, çıraklar, yine meslek lisesinin makine bölümü öğrencileri, meslek yüksek okulunun makine bölümü öğrencileri, üniversitelerin makine mühendisliği bölümündeki makinacılıkla ve imalatla alakalı kişiler öğrenebilir. Aynı zamanda kuyumculuk sektöründe yine metal işlerken, orada da sonuçta altın bir metal, buradaki şeylere takım yolu oluşturmak için, yine ahşap sektöründe işte desen, nakış, motif gibi işlemleri ahşap CNC'lerinde veya CNC rotorlarda oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu mesleğin ve bölümün dışında olan kişilerin sadece program öğrenerek takım yolu oluşturmaları çok sağlıklı bir durum değil. Bunun için mutlaka bir talaş alma, talaş kaldırma, kesme mantığını, çeliği işleme mantığını mutlaka bir bilmeniz lazım altyapı olarak. Bu eğitim videolarını hazırlamaktaki amacımız kendi çapımızda işte ülkemizin sanayisine, üretimine küçük bir katkı sağlamak, yeni bir kent programı öğrenmelerine ustalarımızın, işte çalışan sanayideki çalışanlara küçük bir katkı sağlamak, onların bilgilerini tazelemek, bilmedikleri şey yeni yöntemleri de öğretmek. Umarım faydalı olur.